Van'da, yani burada da artık büyük şehirlerde de tandır ekmekleri yapılıyor. Abi bu çocukluğumuzun bir ürünü diyeyim ben sana. Bunu sen de denemişsindir, herkes de denemiştir. Ne yapacağız? Böyle lavaşı aldık abi. Evet. Lavaşı aldık. Burada domatesimizi alalım abi. Ne yapacağız? Şey, sandviç mi yapacağız? Abi, dürüm yapacağım abi. Bak abi. Van domatesi mi? Abi, organik domatesimiz. Bunu herkes bilir abi. Bunu çocukluğumuzda doğuda yaşayanlar, Anadolu şehrinde yaşayanların tamamı bilir abi. Ben kahvaltıya çok önemsiyorum. Kahvaltı öğün olarak da gerçekten çok önemli bir öğün. Evet, birazdan abi. Hocamıza da soracağım. Doçent doktor Muhammed Keskin. Evet, hocam abi. Da Bingöl'lümüş, benim hemşerimmiş. Eyvallah. Şimdi abi. İki Bingöl'lü, iki Vanlı. Oturup konuşacağız bakalım. Eyvallah abi. Bingöl balı mı, Van balı mı? Hadi bakalım. O zaman iddia edelim. Hadi bakalım. Abi yeşilliğimizi koyduk. Hadi bakalım. Yönetmenim de Bingöl'lü, Bingöl balı diyor. Yönetmen. Abi otlu Van peynirimiz. Evet. Güzelce böyle üstüne bir serpeleyelim abi. Bak sana mis gibi kahvaltı işte. Bak abi bu çok güzel bir ürünümüz. Bu bizim çocukluğumuzun dürümü diyelim abi. Sabah kahvaltılarda hemen hızlı bir şekilde yumurtalarımızı koyalım abi. Evet. Böyle güzel bir lavaşımızı yaptık abi. Kapat lavaşı. Ben onu bizim defçiye vereyim, kelebeğe vereyim. Yesin. Gel, vallahi yesin. Akşama abi. Kadar yer onu. Gel. Haberi bir dürümümüz var abi. Bu da bizim çocukluğumuzun dürümü abi. Muhteşem bir lezzet diyeyim sana abi. Evet. Ben bunu vereyim. Tamam abi. Bir de burayı toparlayalım. Al canım. Sana çok güzel bir dürüm yaptım. Bu dürümü ye. Yerken beni hatırla. Afiyet olsun. Evet. Şimdi geçelim deve kuşu kesmeye. Şey evet. Kesmeye diyorum. Deve kuşu yumurtası kırmaya. Deve kuşu kesmeye. Abi tezgaha koyalım. Abi deve kuşunu kavurmalı yapalım. İçine de pastırma da girebiliriz. Farklı bir lezzet yapalım. Nasıl istersin? Bunu nasıl kıracağız onu bilmiyorum. Abi şey... Normal yumurtayı böyle birbirine vuruyorsun, kırılıyor. Bu o kadar sağlam ki. Evet abi. Bu kırılmaz. Abi bunun için çekiç getirdik. Kahvaltı masasında çekicimiz var, tornavidemiz var abi, bıçaklarımız var. Bunun belli bir şeyi var mı? Evet abi. Belirli bir şeyi var. Bunun bir noktası var. Bu noktadan yavaş yavaş kıracağız. Ama ilk önce bir etimizi koyalım abi. Etimiz bir cazırdasın böyle. Tamam. Ben zaten sen yavaş yavaş... Bana ver. He, eti alalım abi. Etimiz bir cazırdasın. Cazırdasın. Ben devok şu yumurtasını tutayım. Bu devok şu yumurtasının akıyla... Eskiden bütün o mimari yapılar bununla yapılıyormuş, biliyorsun değil mi? Abi ben dün Şimdi harç olarak konulan şey bu. Evet abi ben dün neyi öğrendim abi? Bunun kurusu eve koyuyorsun yani bir iş yerine koyuyorsun. Buna örümcek gelmiyormuş abi. Tabii bunun şeyi... Örümcek ağlı diyorlarmış tabii. Abi. Ben de bunu yeni öğrendim. Çok tuhafıma gitti yani evde örümcek olur, akrep olur ve buna benzeri bir şey olursa abi. Bunun içini boşaltıyorlar böyle koyuyorlar. Bunun kokusuna o hayvan gelmiyormuş. Rahatsız. İnsanın alamayacağı bir kokuymuş abi. İnsan teninin alamayacağı kokuymuş ama hayvanlarda inanılmaz bir etkisi oluyormuş abi. Ya hocamı da çağırsak mı ya? Şu yumurtayı şey yapalım. Ben hocamı da bir davet edeyim. Koy yavrum öyle. Hocam Bingöl'lü olduğu için ona lütfen bir Bingöl türküsü istiyorum. Hocamı çağırırken. Doçent doktor Türkiye'nin en genç doçenti hocam. Doçent doktor Muhammed Keskin. Hemşericilik şu anda başladı. Evet. Hocam iki Vanlı'ya iki Bingöl'lü. Az önce bir bal muhabbeti duydum. Evet. Bingöl'lü balını hiçbir şey geçemez. Neden? Yani yapılan yarışmalarda dünyada ikinci bal olduğu tespit edilmiş. O birinci sıradaki bal da Van balı değil. Bingöl 1, Van 0. O zaman. Bir dakika. Evet, söyle bakayım. Ben biraz da kahvaltıyla ilgili Bingöl'e gideceğim ama kahvaltıyla ilgili israf olayına da değinmek istiyorum abi. Dur şu an niye mesela? 1-0 şu an önümüzde. İsrafa geçeceğiz zaten. Tamam. O zaman abi balınız sizin çok iyi olabilir ama bizim kahvaltımız da çok 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 iyi abi. Hocam. Biz bir numarayız. Şu devok şu yumurtası, bu tavuk yumurtası. Bu tabii ki hani çok fazla bulunan bir şey olmadığı için biz şimdi işin şovundayız burada. İlk defa böyle bir şey yapacağız televizyonlarda ama yumurtadan ben önce biraz konuşmak istiyorum. Yumurta, günde kaç tane yumurta yemek lazım? Kardiyolog olarak özellikle hani bu kolesterol, damar tıkanıklığı falan yumurtanın bir ara çok günahını aldılar ama. Evet kesinlikle. Sonradan masumiyeti ortaya çıktı. Özellikle 1980'lerde 90'larda endüstriyel beslenmeyle beraber. Gel hocam biraz da girelim. Biliyorsunuz ki sonuçta yani modern gıda endüstrisinin bir şekilde ürettiği şeyleri satması lazım. Ne çıktı? Kahvaltılık mısır gevrekleri çıktı. Çocuklarınıza bunları yedirin, tost yedirin, poğaça yedirin. Bunu yedirmeyin dediler. Ya. Yumurta, yani bizim tıpta kullandığımız bir tabir var. Doğanın multivitaminidir.
Yani Nature's multivitamin denir buna. Doğadaki en kaliteli vitamin ve mineral kaynaklarının başında gelir. Eğer doğalsa, doğal yumurta. Bunu neden söylüyoruz? Yapısında 8 vitamin, 9 mineral bulunuyor. Böyle bir besin kaynağı, başka bir şey yok. İstediğiniz kadar, yani oturun kahvaltılık mısır gevrekle üretin, sonradan vitaminler, mineraller ekleyin, yumurtayı elde edemezsiniz. Yumurtanın kalp damar problemlerine yapma riski yoktur. Yumurta bak, damarı tıkamaz. Hocam. Kardiyolog diyor bunu. Yok. Kesinlikle. Sadece bazen ailesel kolesterol yükseklikleri olabiliyor. Bu kişiler kendilerini iyi tanırlar çünkü 20 yaşından itibaren kolesterol testleri hep yüksek çıkmaya başlar. Beslenmeden bağımsız. Yediklerinin, içtiklerinin 5 kat fazlasını karaciğerin kendisi üretmeye başlar. O tür durumlarda günde 2 tane ile sınırlıyoruz. Ama sporcudur, çocuktur, hiçbir genetik kolesterol problemi yoktur ya da ciddi bir kalp damar problemi yoktur. Günde 3 tane yumurtayı herkes tüketebilir. Yumurta kolesterolü yükseltmez. Bravo. İşte bu. İşte bu. Hocam peki devoks yumurtası? Devoks yumurtası A ve K. 25 yumurta değerindeymiş. Aynen öyle. Burada 25 tane var galiba. Tabii burada tam 25 tane var. Evet. Şu kadar yumurta böyle bir devokuşu yumurtasına eşdeğer. Devokuşu yumurtası A ve K vitamini açısından daha zengin. Doğal bir de şöyle bir şey var. Biz genellikle yumurtaları hani çiftlik şartlarında üretilmiş yumurtaları alıyoruz. Bunun kodunu söylemek lazım. 3 koduyla üretilenler çiftlikte üretilmiş yani gezen tavuk yumurtası olmayan yumurtalar. Bu gezen deve kuşu hocam. Aynen öyle. Altından yani aldım getirdim. Altından yani bunu bulmak bir deve kuşu yumurtası bulduysanız bunun kesinlikle doğal şartlarda üretildiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü bunun ciddi bir şekilde endüstrisi, çiftliği yok. Yok. Ama tavuk yumurtası öyle değil. Doğal tavuk yumurtası eğer bulabilirlerse ve tüketirlerse günde 3 tane kadar rahatlıkla tüketebilirler. Peki. Hem yakalım ne oldu? Hocamla daha çok sohbetimiz olacak birazdan ama önce şu deve kuşu yumurtasını kırıp artık. Evet abi. Kavurma yaptın mı? Kavurmamız hazır abi. Bir yavrumun altını bir de yakalım. Tamam. Yanıyor. İkisinin altında yanıyor. Önce kavurmamızı. Bak Van. Bir de cizlardı kavurması hocam. Abi. Bizim Bingöl'ün kavurması da güzeldir ama Van hakikaten bu işte biraz daha iyi geldi. Yani otlu peynir konusunda haklarını vermem lazım gerçekten. Kavurma ile ilgili mesela günde 150-200 gram kadar kırmızı et tüketilebilir. Genellikle şöyle söylerler. İşte ben kalp hastasıyım, kırmızı et yiyemiyorum. Asla. Biz et kadar kaliteli bir besin ve vitamin kaynağını doğada başka bir şeyden bulamıyoruz. Hocam peki hangi et? Büyükbaş hayvan eti mi, küçükbaş hayvan eti mi? Daha çok tercih edilmesi lazım. Doğada hangisini tüketiyoruz? Biz genelde küçükbaş. Küçükbaş daha sağlıklı. Kuzu abi. Küçükbaş özellikle yani kuzu, koyun gibi hayvanların etleri bizim için çok daha sağlıklı. Kuyruk yağı problemi yani o kimlerde problem olabilir? Günde 40 grama kadar katı yağ tüketilmesinde problem görmüyoruz. Katı yağ ama doğal yağ olacak. Hani doğal kuyruk yağ ya da tereyağı. Abi, ama kalp damar problemi varsa kısıtlamakta fayda var. Evet. Kavurmamız oluyor abi. Hadi bence, bismillah. Bence ne yapalım biliyor musun abi? Böyle ufak ufak bu üstten kırmaya başlayalım. Bismillah abi. Hocam. Bismillah. İçinden çıkan şeye bak. Bayağı çimento gibi ya. Aha! Aha! Alayım ben onu. Al. Bismillahirrahmanirrahim. Anam beyaz akıyor. Beyaz akıyor. Evet abi. Gel şu beyazını. Biraz açayım içine dökülmesin. Baksana bak sarısına bak. Sarısına bak. Anam. Burada çok heyecanlı. Abi bu çok... sarısını ilk defa göreceğim hocam. Hiç görmedim. Nasıl dev bir sarı? Sarısını beyazdan ayırma. Evet abi. Bismillah döküyorum. Abi ama bak nasıl dökelim biliyor musun abi? He. Yavaş yavaş kamera dolsun bu güzelliği bir görelim. Biraz bak. Alttan abi alttan. Bak. Evet. Bak. Evet. Bak. Evet. Vay evet. Vay 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 vay. Hocam bütün tabağı kapladı ya. Bu içine atmayalım. Yalnız bunu 8 kişinin yemesi lazım. Abi. Bak. Deve kuşunun yumurtasının kalınlığını görüyorsun abi. Şuraya sanki bak. Alçı gibi abi. İçinde bir zarı var. Hocam böyle bir evet. Şey yok ya. Peki deve kuşu yumurtasının başka kullanım alanı da var biliyor musunuz? Evet işte örümcek mörümcek gelmesin diye bunu aynen koyuyorsun öyle. Şeye. Böcek gelmiyor buna. Eğer yumurtası kırılmadan bozulması sağlanırsa onun yaydığı bir koku var. Biz onu tam hissedemiyoruz. Fatih bana bir elime versene. Süleymaniye Camii'nin inşaatında kullanılmış. Özellikle tabii. Haşerlerin kovulmasında ciddi bir şekilde etkisi var. Bilimsel yani, olarak güzel. Araştırılmamış bak, ama. Bak yumurta gibi kokmuyor hocam ha. Bu güzel evet. Güzel kokuyor böyle bir şey kokusu yok. Ağır evet. Bir he? Ağır bir koku yok. Ama hocam dedi ki bunu dedi 8 kişi yemesi lazım dedi. Abi 25 yumurta. Yani ortalama 25 bunu... yumurtaya göre hesap edersek abi. Yani eldiven sonra bulamadım sana abi. Stüdyoda arkadaşlarla beraber yiyelim. Hayır eldiven, ha şurada eldiven var. Tutayım abi. Elimi içine sokacağım da hocam o bakımdan.
Hocamla birazdan neler neler konuşacağız. Kalktığımızda böyle yataktan kalktık. Nasıl mutlu uyanabiliriz? Güzel şarkı. Gün boyu nasıl mutlu oluruz? Yataktan kalktığımızda hareket mi yapacağız hocam, şey mi? Öncesine tüyo vereyim mi? Ver biraz. Yataktan öncelikle mutlu kalkacağız. Yataktan mutlu kalkmak için tek alarm kuracağız. Gün içerisinde arka arka 3-4 alarm kurmak sabah bizim yüksek kortizol. O kadar girmeyelim hocam, o kadar şeye girmeyelim. Girmeyelim mi? O kadar girmeyelim, tamam. Onları sonra konuşacağız hepsini. Tamam. Bak şimdi. Ya şeyi göstereceğim. Baksana. Anam. Böyle bir büyüklük var mı ya? Abi bak. Bak. Anne kırılmıyor abi. Ben bunu eve götüreyim. Çocuklar üstüne resim yapsın da şey yapsınlar. Hazır abi. Ya da çiçek besleyebilirsin abi şimdi. Hayır, çiçek de koyabilirsin. Toprak koy. Dediğin gibi çiçek evet. Besle vallahi. Yanıyor mu yavrum? Acayip büyük. Abi kavurmalı yumurtamızı yaptık. Sen acıyı çok seviyormuşsun abi. Evet, acı koyalım. Acı, bir de acı koyalım abi, çok özür dilerim. Acının kalbe faydalı geldiğini biliyor muydunuz? Hocam acının birçok şeye faydalı geldiğini zaten bütün doktorlarımız şey yapıyor. Metabolizmanın hızlandırılması için. Haftada 4 gün tüketmek lazım mutlaka. Haftada 4 gün. Aynen öyle. Hocam, metabolizma hızlandırıyor şeker. Ben sabahtan akşama kadar bir yarım kilo acı rahat yiyorum, söyleyeyim. Ya fazla tüketiminde bazı problemler ortaya çıkabiliyor mide bağırsak sistemine ait. Ama biz doğullar biraz o konuyu rahat tolere ediyoruz. Fazla acı tüketimi... Belki yaratılış gereği belki bize biraz daha dokunmuyor ama... Ben şunun tadını çok merak ediyorum, şu pissin. Evet abi. Sen bakacaksın mı hocam tadına? Severim. Acımızı da atalım abi böyle iri iri. Biraz acı da koyduk içine. Evet. Biraz maydanoz da koysak mı? Olur mu abi, var hazırda hemen. He? Maydanozumuz, yeşilliğimiz de var abi. Bak şu yeşillikten birazcık tuba. Evet. Şundan şöyle bir avuç koy be. Evet. Böyle bir farklı. Farklı bir şey yapalım abi. Abi bir de kahvaltıyla ilgili ben değinmek istiyorum. Türkiye'de kahvaltı sektöründe 300 bine yakın restoran da serpme kahvaltı olayına giriyor. Artık biz kahvaltılarda seçmeli kahvaltı dönemine geçmeliyiz. Aynen öyle. Yani biz israfın önüne ama bizim Türklerde olan bir algıyı ben size söyleyeyim. Sabah geldiklerinde ilk önce gözlerinin doymasını istiyorlar. Yok. Sonra da midelerin doymasını istiyorlar. Biz bununla ilgili bayağı bir şikayetlerimiz var. Biz bunu ulusal ve dünya kamuoyunda tartışmaya devam ediyoruz. Büyük israf, ki en büyük israf da bu kahvaltı önlerinde oluyor hocam. Evet. Ben gidiyorum bakıyorum ki bu yüzden herhalde bunun yasağı bile geldi. Serpme kahvaltı herhalde. Yasak ya, yani, demeyeyim de hani evet, öyle bir büyük uyarılar geldi evet, galiba. Geldi ama biz bunu uygulayamıyoruz çünkü. Neden uygulayamıyoruz? Yani insanlar geldiklerinde aşk ediyorlar. Sabah acaba ben geldim hani ne isteyebilirim, ne yiyebilirim? Benim ilk önce bir gözümün doymasını... Yani benim bir gözüm doysun diyorlar. Sonrasında ise midemin doymasını istiyorlar ve bundan da israf oluyor. Türkiye'de de 90 bin tona yakın yıllık bir israftan bahsediyor. 90 bin ton evet, diyorlar. Seçmeli, çok büyük. Evet, çok büyük bir rakam. O yüzden seçmeli, olur yapmayalım seçmeli. Evet, seçmeli bir kahvaltı olayına girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkes yediği kadar yiyebilir diyebilirim. O zaman burada hocama soralım. Hocam bir kahvaltı sofrasında neler olması lazım? Böyle en minimum mesela seviyede. Burada çok sağlıklı olan yumurtayı görüyorum. Yumurta. Kırmızı et kahvaltıda tüketilebilir ama gün içerisinde ikinci kez kırmızı et tüketilecekse kahvaltıda 80 gram geçmemek lazım. Kavurma olarak falan diyorsunuz değil mi? Aynı öyle. Sucuk, kavurma pastırması hepsi dahil. Sucukla pastırmada şöyle bir handikap var. Burada mesela pastırma görüyorum. Pastırma atalarımızın şimdiye kadar keşfettikleri en sağlıklı gıdalardan biridir. Bir fermente gıdadır, baharatlarla pişirilmiştir ve çok sağlıklıdır. Ama piyasadaki pastırmalarda maalesef genellikle koruyucu kullanılıyor. Maalesef. Sodyum nitrit ve nitrozamit kullanılıyor. Bunlar maalesef mide kanseri riskini arttırabiliyor. O yüzden pastırma doğal olmalı. Yani kendi çemeni olmalı. Mümkünse içerisinde koruyucu olmamalı. Neden yapıyorlar bunu? Raf ömrü uzun olsun. Raf ömrü uzun olsun. Bütün yani, ürünlerde var hocam maalesef. Üretildikten sonra dolapta en fazla 1-2 ay bekleyebilirken onlar 1 yıl boyunca beklemesini istiyorlar. Peki hocam size şunu sorayım. Kahvaltı bir insan için neden bu kadar önemli? Çünkü bazı insanlar kahvaltı yapmadan günü sadece sabah kalkıp böyle bir kahve içip kruvasanla poğaça börekte. Veya mesela geçiştiriliyor kahvaltı. Kahvaltı neden önemli? Bizim özellikle kruvasanla börekte derdimiz var. Çünkü biz güne kahvaltıda başlanırken karbonhidratlı bir öğün istemiyoruz. Mutlaka protein olmalı. Mesela bir yumurta olmalı, peynirimiz olmalı, yoğurdumuz olmalı. Bizim yeni bir diyet türümüz var. Aslında atalarımız da böyle beslenmişler. Aralıklı açlık diyoruz. Hı hı. Yani uyanır uyanmaz kahvaltıya oturmak değil de biraz daha gün ağırdıktan sonra şöyle biraz egzersizimizi yapıp biraz karnımız acıktıktan sonra kahvaltıya oturmak daha faydalı kabul edilir. O yüzden uyanır uyanmaz kahvaltı yapmak yerine mesela 10-11 gibi biraz da geciktirilmiş kahvaltı bizim için daha sağlıklıdır. Bu neden söylüyoruz? Çünkü atalarımızı düşünün. Yani sabah kalkıp direkt buzdolabını açıp oradan işte peyniri alayım, masaya koyayım, kruvasanı alayım, ısırayım, yiyeyim demediler. Kalktılar. Önce bir yiyecek aradılar. Bu yiyecekleri bulup sofralarına getirdiler ve yediler. Önce güne mümkünse direkt kahvaltıyla değil de
biraz hareketle başlamak lazım. Biraz bir yarım saat, bir saat ara vermek lazım mutlaka. Uyanır uyanmaz kahvaltı. Yatakta uyanır uyanmaz değil değil mi? Hemen kahvaltı. Aynen öyle. Hemen oturmak gün içerisinde daha çabuk acıkmaya neden oluyor. Hem de insülin direnciye neden olabiliyor. Abi yemek yemek üstüne bilmem ama kahvaltının da mutlulukla bir ilişkisi var. Evet, bunu da es geçmeyelim. Devam evet. Edeceğiz. Gel buraya. Evet abi kavurmalı yumurtamız da pişti. Yönetmenim burayı çekelim. Abi. Mis gibi devokuş yumurtasından kavurmalı Van kahvaltısının literatürüne yepyeni bir yiyecek açtık. Evet. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Muhammed Hocam çok önemli şeyler anlatacak. Fatih kardeşim de yine devam edeceğiz kahvaltı soframıza ama çok kısa bir ara.